Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dayısı kanalında yeni ve güzel bir incelemeye daha hoş geldiniz. Yine farklı bir markadan ayakkabımız var. Puma'ya ait bir ayakkabımız var arkadaşlar. Bu kanalda incelediğimiz 3. Puma ayakkabı olacak. Puma da gitgide basketbol ayakkabılarında güzel işler yapmaya başladı. Tebrik ediyorum vallahi. Yani hani sonradan girip, son birkaç yılda girip iyi bir şeyler yapmak da oldukça zor. NBA'den işte imzalı atletleri var. Şimdi yeni yeni aynı şekilde imzalı ayakkabılarını çıkartıyorlar. Gitgide güzel atılımlar yapıyorlar. Bunu da ben her zaman destekliyorum. Çünkü ne kadar farklı marka olursa, ne kadar çekişmeli bir ortam olursa o kadar daha güzel ayakkabılar bizlere sunulur. Biz de kullanıcı olarak hepsinden yararlanabiliriz. En azından istediğimizi seçebilme imkanımız daha fazla olur. Hani sadece belli işte Nike Jordan dışında diğer markaların da daha güçlenmesini ben istiyorum. Puma markası biliyorsunuz arkadaşlar. Çok NBA oyuncusuyla şu anda çalışıyor. İşte Kuzma, Kyle Kuzma aklıma geliyor. Melo, Powerball'un en küçük oğlu. Hatta bu ayakkabı onun ayakkabısıydı arkadaşlar. Kendi şu an gerçi Melo 1 şeklinde de imzalı modeli piyasaya çıkmak üzere. Bu sene, yani geçen NBA sezonunda Rookie of the Year olduğu, yılın çaylağı olduğu sezonda bu ayakkabıyı giymişti. Şimdi hızlıca incelemesine geçmek istiyorum. Sade, güzel bir ayakkabı, şık bir ayakkabı. Kutusu bu, çok sade bir kutuda geliyor. Bir tanesini hemen çıkartalım ve incelememize geçelim. Evet, ayakkabımız bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sade, şık bir tasarıma sahip bence. Görsel olarak yani çok çok aman aman güzel olmayabilir. Gerçi ben görünce beğenmiştim. Yani genel Puma ayakkabılarına göre hoşuma gitmişti. Farklı bir tasarımı var. Biraz futbol ayakkabısını andırıyor. Bileksiz, sade bir tasarıma sahip. Ama alt tabanıyla beni benden almıştı. Görüyor musunuz? Adamlar çok narsist çıktı. Puma her yere marka ismini yazmışlar. Şaka bir yana güzel ve farklı bir tasarım olmuş. Ne kadardı bu arkadaşlar? Hatırlarsanız Instagram'dan da çok paylaşmıştım. Asıl indirime girdiği zaman da paylaştım. Daha sonraları da paylaştım. Umarım hala vardır. Ben bunu Trendyol'dan aldım arkadaşlar. Yaklaşık 520 miydi? 530'a falandı. Hatta işte indirimim varmış. O gün ekstra indirime falan girdi etti. 440 liraya aldım arkadaşlar. Yani çok çok uygun bir tercih oldu benim için. Ve 440 liranın karşılığında ise gayet iyi teknolojiler ve güzel bir basketbol ayakkabısı aldım. Bunun için oldukça mutluyum. Ama hani şu anda da 550-560 civarlarında geziniyordu. Hani ben de indirim olmasaydı ben de o civarları alacaktım. Yine 600'e kadar bence çok güzel bir ayakkabı. Hani 650-700'lerin daha üstüne çıkarsa, ki normal çıkış fiyatları çok daha pahalı oluyor, bu şekilde indirimde kaçırmazsak çok mantıklı, güzel bir hamle olmuş olacak. Dediğim gibi fiyatı buydu. Kaç numara aldım? 45 numara aldım arkadaşlar. Biraz büyük bir ayakkabı. Yani 44 alsam bile olurmuş. Hani 44,5 demiyorum. 44 alsam dahi olabilirmiş. Hem yana doğru geniş, hem önden geniş. Bayağı büyük bir kalıba sahip. Özellikle önden büyük. Yana doğrularda yani aman aman büyük değil ama geniş ayaklı arkadaşlarım da güzelce giyebileceği tarzda bir ayakkabı. Öne doğru ama dediğim gibi büyük oldu. Buna dikkat edin. Önden uzun, yarım numara düşük tercih edebilirsiniz. Bu şekilde daha hani fit olursunuz. Yine bu halde de ben hani bağcıkları sıktım ettim, fit oldum ama önden böyle boşluk beni rahatsız etti. Keşke biraz daha küçük almış olsaydım dedim kendi kendime. Hemen ağırlığına da bakalım. Ve 470 gram arkadaşlar. Evet, ben de bayağı ağır olduğunu düşünmüştüm. Ciddi ciddi ağır ve büyük bir ayakkabı. Özellikle ikisini birden aldığınız zaman çok ağır geliyor. Ve tabii ki 45 numara olduğu için bu, ama hani bütün ayakkabılarım 45-44,5, yani kendi ayağıma uygun ayakkabılar. Oldukça ağır bir yere sahip. Özellikle alt tabanı böyle çok büyük ve ağır hissettiriyor. Üstünde de daha kalın materyaller kullandıkları için yine büyük bir ayakkabı oluyor. Hemen tabanıyla detaylı incelememize cumhurlop dalmak istiyorum. Arkadaşlar, alt tabanı gördüğünüz gibi sadece Puma yazılarından ibaret. Benim çok hoşuma gitti. Ciddi manada keyif verdi. Yani baktığınız zaman birçok farklı açıdan Puma yazıyor. Kimisinde girintili, kimisinde çıkıntılı. Oldukça güzel. Tabii ki bu performans noktasında nasıldı diye sorarsanız, iç sahalarda bir tık yetersizdi. Zaman zaman kaymalar olabilir. Çünkü yani sürtünme yüzeyi çok düz olduğu için tahminim bundan. Daha keşke böyle girintili, çıkıntılı olsaymış. Yani Puma'ların uçları dışa baksa daha mantıklı olurdu ama Puma'yı böyle yazınca bakarsanız düz olmuş oluyor. İç sahada yani bir tık daha iyi olabilirdi bence ama bu ayakkabının asıl olayı arkadaşlar bence dış sahaya uygun olması. Bu şekilde dış sahaya uygun, hani güzel, temiz bir ayakkabı çok olmuyor. Hani fiyat bakımından da ucuz pek ayakkabı olmuyor. Dış sahayı kullanım için birebir bence çok sağlam, çok sert ve
güçlü çıkıntılara sahip. Zaten bunu incelemek isteme sebebim buydu. Sizlere dış sahalarda bir şeyler önerebilmek için, hem de geniş ayaklı arkadaşlarıma önerebilmek için. Yani tam manasıyla istediğimi bulmuş oldum bu ayakkabıdan. İç sahalardaki biraz düzensizliğinden dolayı ben 10 üzerinden 7.5 vereceğim arkadaşlar. Yani zaman zaman kaydı etti ama dış sahaya uygun olması bence bu puanı geçersiz kılabilir. Ama alıp tabii ki içeride de oynayabilirsiniz. Eğer temiz bir sahada oynuyorsanız yine rahat edeceksiniz diye düşünüyorum. Genel manada ben memnunum diyebilirim. Öyle çok memnuniyetsizliğim yok. Yukarı doğru çıkıyorum arkadaşlar. Yumuşak bir köpük karşılıyor. Buna Rider Form diyorlar. Bu zaten Puma Court Rider biliyorsunuz. İsminden alma bir yastıklama var. Yumuşak, fena değil. Benim hoşuma gitti. Oldukça şöyle dokunduğunuz zaman hissediyorsunuz şuralara. Sizi böyle dık 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 ittiriyor. Hafif sert. Pumaların çoğunda buna benzer bir tasarım var. Tüm tabanda bir yastıklama oluyor. Bir köpük tabii ki. Böyle sert ittiriyor sizi. Çok fazla etkiden korunması olmasa da sizlere enerji kazanımı, enerji geri dönüşümü yüksek olan bir ayakkabı. Dolayısıyla benim hoşuma gitti. Biraz yere yakınsınız. Yani gardlara çok uygun bir ayakkabı olduğunu düşünüyorum. Özellikle gard oynuyorsanız, 1-2 numara oynuyorsanız ve ufak da olsa güzel bir böyle enerji kazanımı istiyorsanız sizin için bence uygun olabilir. Ama çok işte büyük arkadaşlarım ve sadece salonda oynayan arkadaşlarım ve yastıklama arayan arkadaşlarım için bir tık uygunsuz olabilir. Ben yine yastıklamadan memnunum ama benim için güzeldi. Hani dediğim gibi böyle 500'lere 550'lere uygun bir ayakkabı bakıyorsanız kaçırmayın yani. Çünkü ben size anlatırken hani bu fiyata göre düşünüp öyle konuşuyorum. Benim için yine güzel bir yastıklama vardı. Yani en azından beklentimden fazlaydı. Çünkü bazı işte Nike'ın, Jordan'ın ayakkabıları çıkıyor. İşte şöyle olacak, böyle olacak. 1500 liralar, 1200 liralar. Bir bakıyorsunuz tırt, içinde hiçbir yastıklama yok. İçinde işte hiçbir teknoloji yok. Tamamen ucuz ve basit hissettiriyor. Onlara nazaran ben çok beğendim. Puma gerçekten beni etkilemeye devam ediyor. Marka olarak da çok incelediğim bir ayakkabı olmadığı için. Yani hoşuma gidiyor arkadaşlar bu tarz. Beni şaşırtması, öyle söyleyebilirim. Yastıklamasına da benim vereceğim puan 10 üzerinden 7.5 olacak yine. Yine düşük 8-6 puanlar veriyorum ama en azından beklentim böyle 6 falan olması. Yani leş çok kötü olacak gibi düşünmemdi. Ama ona rağmen hoşuma gitti. Fena değil. Dışarıda özellikle düşündüğüm zaman sizlere yeterli güzel bir yastıklama sunacak. Üst tarafa geçiyorum. Birçok farklı materyal var. Özellikle ayaklarınızı daha rahat tutması için şu şekilde yapay sentetikleri kullanılmış. Üstü hava geçirgenliğini arttırmak amacıyla böyle örgülü, içini gösteren, nefes alabilir bir yapı var. Arkaya doğru geliyorsunuz. Puma logosu bakın şu alttan geçiyor. Bu aynı zamanda yana doğru yapacağınız hamlelerde bir çeper oluşturuyor şurasıyla birlikte. Üst kısımda daha farklı bir delikli materyal var. Arka kısımda yine daha kaliteli hissettiren bir deri kullanılmış. Bu şekilde üst üste farklı yapılar ve benim hoşuma gitti gerçekten. Fiyatına göre çok çok iyi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle şu bağcıkların geçirildiği alanların olması, yani büyük bir alandan sizleri kapatıyor olması, yukarı çıktığınızda farklı yerlerden geçiyor olması kitlenme noktasında da iyi iş yapıyor. Ciddi ciddi yani güzel düşünülmüş olduğunu görüyorsunuz. Ucuz hissettiren dili var ve arkada da çok aman aman da olmasa güzel bir topuk yastığı mevcut. Materyallerine benim vereceğim puan 10 üzerinden 8.2 olacak. Yine kaliteli, güzel, yani bu fiyattan beklemediğim tarzda bir materyal var arkadaşlar. Destek noktasında ayakkabı oldukça geniş. Adidas'larda da bunu görüyoruz. Ayakkabının yana doğru şekillenmesi de oldukça güzel. Ayrıca bahsetmiş olduğum gibi şu yan çeperleri, işte daha kaliteli derilerle bezenmesi ve güzel bir şekilde sizleri kapatıyor olması destek noktasında benim vereceğim puanı 8.5'a çıkarttı. Yani yine oldukça güzel bir iş yapıyor. Düşünün, büyük bir ayakkabı almama rağmen içerisinde çok keyifli oynadım. Çok iyi hissettirdi. Hani daha küçük bir numara alsaydım çok daha iyi olabilirdi aslında. Bileksiz bir ayakkabı, bilek korumasında çok fazla dert etmeyen arkadaşlarım için gayet iyi bir tercih olacaktır. Genel manada benim hoşuma giden, yani eksikleri tabii ki var ama bunları zaten bekliyoruz. Totale baktığınız zaman sizleri mutlu eden iyi bir basketbol ayakkabısı. Aynı zamanda günlük de giyebilirsiniz bence. Özellikle bu rengi günlük çok rahat giyilebilir diye düşünüyorum. Birçok farklı kombinle yapabilirsiniz. Spor salonunda giyebilirsiniz. Dışarıda özellikle okula falan gidiyorsanız, öğrenciyseniz hani hem okulda giyeyim hem işte dışarıda basketbol oynayayım. Leş bir şey olmasın, işte hafif yastıklaması olsun, tabanı dayanıklı olsun, üstü de nefes alabilir, geçirgen olsun, havadar olsun diyorsanız ve materyaller de çok kötü olmasın diyorsanız bence çok güzel bir ayakkabı olabilir. Ben 440 liraya aldığım için hani yorumlarım da yumuşamış oluyor arkadaşlar. Yoksa belki hani yastıklamasını daha çok gömerdim ama bu beklentiyle alakalı dediğim gibi. Hani 1200, 1300, 1500 liralık ayakkabıdan beklentiniz daha farklı oluyor. Bunu 550-600 liraya bulabilirseniz piyasadaki güzel ayakkabılardan bir tanesi olacaktır. Salon içi özellikle kullanım biraz eksik kalabilir ama salon dışında
ki birçoğumuzun aradığı bu. Çünkü yani arkamda gördüğünüz belki bütün ayakkabılar arkadaşlar salon içi için, ama bir salon dışına pek ayakkabılar yapılmıyor. Markalar pek bunu tercih etmiyor. Bu şekilde bence gayet göz dolduran iyi bir basketbol ayakkabısı olduğu söylenebilir. Verdiğim puanlar, özellikle alt taban için verdiğim puanlar biraz eksik hissettirmiş olabilir. Bu benim için bu şekildeydi. Hani ben yastıklamayı çok aradığım için oradan düşük verdim. Biraz da iç sahalarda zaman zaman kaydığı için daha agresif bir tutuş beklediğim için bu şekilde oldu. Ve böylelikle sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Eğer merak ettiğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Sizin hoşunuza gidiyor mu böyle farklı markalar, işte Puma'lar, farklı farklı diğer markalardan ayakkabılar? Ben elimden geldiğince çeşitlendirmeye ve her çıkan ayakkabıyı almaya, sizlere sunmaya gayret gösteriyorum. Sizlerden de ricam, lütfen like atar, yorum yapar ve abone olursanız ve bu videoları çevrenizde yayarsanız, sosyal medya hesaplarınızdan olur, normal günlük çevrenizde olur, sevinirim. Çünkü sizlerin destekleriyle ben daha fazla işler yapmaya motive oluyorum, gaza geliyorum. Bunun için de yapacağınız aslında çok basit. İşte bir like, bir yorum, bir emoji koymak ve abone olup o zil işaretine basmak olacak. Ve böyle kaliteli videoları kaçırmamış olursunuz. Devamlı için beni motive etmiş olursunuz. Bir sonraki defalarda görüşmek dileğiyle o zaman. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Ayakkabı bugünlük.